Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber çarka yeni gelen arabaya bakacağız. Arabada nasıl bir çarkta nasıl bir araba var? Hayat arabada nasıl bir çark var? Öyle diyelim arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ki bir çark bugumuz var arkadaşlar. Bu arada beğeni attığınız için çok seviniyorum arkadaşlar. Yorum atarsanız da çok sevinirim güzel kardeşlerim. Sizler olmazsanız zaten YouTube hesabımız kesinlikle yükselmez, bilginiz olsun. Elinizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere yeni bir çark araba geldi. Daha önceden bedavaya verdikleri arabayı da tekrar listeye eklemişler ama paralı olarak bu sefer eklemişler, bilginiz olsun. Onu da size söyleyeyim, yani onu da size göstereceğim videoda. Yani bedavaya verdiği arabayı şimdi listeye eklemişler. Yani neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki çarp bug'u yaparak internet gidiyor mesela, tekrar gelip çevirebiliyorsunuz veya farklı bir şekilde tekrar gelip çevirebiliyorsunuz. Ama bunun banı var mı? Tabii ki yok arkadaşlar. Ban sebebi yok kesinlikle. Onu da ben size göstereyim kardeşlerim. Evet, görüyorsunuz öncelikle arabamız bu. Çok tatlı bir efsane bir araba. Küçük ufak ama çok tatlı bir araba, görüyorsunuz. Ben bayağı beğendim. Bu araba hangi araba onu da bir göz atarım arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle şu kısımda olması lazım bu araba. Ya bu olmayabilir. Yani büyük ihtimalle bu mu? Bakayım. Fiyatı 1.192.500. Bu mu? Bu değildi galiba bu. Ona benzemiyor. Bu biraz daha ufak galiba ya. Tabii bu biraz daha ufakmış. Bir dakika arkadaşlar. Bunun hangi araba olabilir acaba? Bu değil. Bu değil. Bakalım, o biraz daha ufak bir araba ama bu listede, onu size söyleyeyim, listesi burasıdır onu. Çünkü öyle hurda arabaları burada barındırıyorlar ama hurda değil gerçekten. Araba mükemmel bir araba, çok tasarımı oluyor. Bu olabilir mi? Karim foto da olmayabilir, ne bileyim. Bir bakalım hangisi olduğuna bir karar verelim öncelikle, ondan sonra videomuza geçeceğiz. O acaba Karim foto mu? Büyük ihtimal Karim fotodu, yani başka bir şey olamaz bence. Yani başka araba yok çünkü, bakın burada başka araba yok. Ha, bu. BFB kulüp galiba. Bir bakayım. O mu? Çekilsenize hanımefendi. Evet arkadaşlar, o galiba. Bir bakayım tekrar. Bir bakayım. Evet, tekrar bakalım, o araba o mu? Evet kardeşlerim, arabamız o. Görüyorsunuz kendisini. Burada görüyorsun şu anda. Fiyatı 1.280.000. Yani bu arabayı zaten çıkartabiliyoruz, biliyorsunuz. Elimizden geldiği kadar çarkı çevirmeye bakın. Çarkına kadar çevirirseniz sınırsız bu arabayı elde edebilirsiniz. Hani bu, diyelim bu arabaya çıktı, gittiniz satmaya çalıştınız, arabayı satamazsınız. Neden satamazsınız? Çünkü siz o arabayı bedava elde ettiğiniz için kesinlikle satılmıyor, bilginiz olsun kardeşlerim. Şimdi çarkı deneyeceğiz arkadaşlar. Telefonunuzdan 4 saniye, yani tam gidiyorsunuz mesela S harfine ya da E harfine diye basıyorsunuz. E harfine bastınız, telefonunuzdan 4 saniye tutun ve Enter'a basın. Ondan sonra tekrar biraz bekleyin. Abi ne oldu? Bug'a girdik herhalde, dur. Bakayım. Bekliyoruz abi, bekliyoruz. Belki şimdi araba çıkabilir yani. Yavaş çeviriyor şu anda. Bir kere daha dönecek. Ondan sonra hızı yavaşlanacak. Yani mesela çıkabilirdi yani. Anlatabildim mi yani? Şimdi yarım araba çıkmadı. Ne yapıyorsun? Direkt internet arkasındaki fişi çekiyorsun veya kasa arkasına gelen bağlantıyı kesiyorsun. Tekrar oyuna girip tekrar deniyorsun. Tekrar oyuna gelip tekrar deniyorsun. Birkaç kere deneyip zaten bu arabayı sana veriyor. Ama sizden ricam, bir tane boş garajınızı sadece çark için alın. O çark ne zaman araba çıkarsanız oraya gönderirsiniz. Eğer boş bir garajınız yoksa, çıkan arabayı da hiçbir garaja göndermezseniz bir daha o arabayı kesinlikle alamıyorsunuz, bilginiz olsun. Çıkmadı. Araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın, modeme reset attık. Elimizi çektik modemden. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim, oyun atacak. Sutra modunu atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi evet, Sutra modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Sutra modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1, 2, 3, 4 dedik ve çevirdik, elimizi modeme attık tekrar.
O yüzden arkadaşlar şimdi indirimde neler varmış veya neler yokmuş. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz ki bir tane arabayı bedava yaptılar ve sonradan o arabayı paralı yaptılar. Neden öyle bir şey yaptılar onu da bilmiyorum. Hemen size onu da göstereyim. Oyuna eklenmiş. Tekrar o. Kışın biliyorsunuz arkadaşlar Beller ST biliyorsunuz bu arabayı. Kışın getirdiler. Bedava yaptılar. Herkes aldı büyük ihtimalle. Ben de aldım. Büyük ihtimalle sizler de almışsınızdır bu arabayı. Yani şu anda dediğim gibi bu fiyatı gördüğünüz gibi fiyatı bu arkadaşlar. Mesela 890. Yani biz bu arabayı bedavaya aldık açıkçası. Yani para vermeden almıştım ben bu arabayı. Siz de vermemişsinizdir büyük ihtimalle de. Yani arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi ve tekrar buralara gireceğiz abi. Başka bir şey var mı burada? Şu anda başka bir şey yok. İndirimlere bakacağız. İndirimde neler varmış? Öncelikle şu kısma bakalım. Burada neler indirimdeymiş? Ona bir bakacağız. Ona bir göz atacağız. Öncelikle şuraya aşağılara doğru indiğimiz zaman nereye gözümüze çarptığını ben size söyleyeyim. Çok güzel bir muhteşem araba vardı az önce burada. Öyle gözüme çarpmıştı. Ama ya buradaydı ya öteki sayfadaydı. Mükemmel bir arabaydı gerçekten. Heh, burada işte arkadaşlar. En sevdiğim arabalar. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu araba kesinlikle mükemmel bir araba. 980 binden 589 bin 200'e düşmüş arkadaşlar. Bu araba normal modda çok pahalı bir araba biliyorsunuz. Orada isterseniz bakabilirsiniz. Yani GTA'nın modunda çok pahalı bir araba. Yani normal işte görev hikaye modunda bu araba çok pahalı. Oradan bakabilirsiniz fiyatına. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi aşağı doğru tekrar iniyoruz. Tekrar aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Başka bir şey var mı burada yoksa başka bir yere geçeceğiz. Bilginiz olsun. Evet şimdi buradan çıkalım. Şimdi tam olarak nereye bakacağız? Onu da size söyleyeyim. Bu sefer buraya geleceğiz. Burada silahlı bir araba var. İndirime girmiş arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Siz bilirsiniz daha doğrusu. Almak isterseniz mükemmel bir araba. Görüyorsunuz bu araba silahlı bir araba arkadaşlar. Silah takılıyor. Tam şuralarına silah takılıyor. Şuralarına. Bakın tam şuralara. İsterseniz sizin için bir daha alıp benim videoyu bekleyin yani. Aldığım zaman, yüklediğim zaman, arabayı incelediğim zaman eğer değiyorsa söylerim değiyor ya da değmiyorsa söylerim değmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1 milyon 470 bin fiyatı indirim olduktan sonra 1 milyon 29 bine düşmüş. Bilginiz olsun almak isterseniz. Tekrar aşağı doğru iniyorum. Başka bir şeyin var olduğunu ya da olmadığını biliyorum çünkü burada. Sadece bu vardı ama ben bir daha sizler için göz atacağım. Çünkü abi vardı ama sen görmedin diyorsun diyorlar bazı arkadaşlar. Şimdi Benis'te indirim vardı. O Benis'e de bir bakayım. Abi gördüğünüz gibi şöyle bir arabayı 38 binden 26 bine düşürmüşler. Büyük ihtimalle burada modifiye yaptığınız zaman modifiye yani galiba motoru yükselttiğin zaman hani motoru yükselttiğinden böyle bir şey oluyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar motoru yükseltirken biraz daha indirimli yükseltiyorsunuz. Büyük ihtimalle öyledir. Bunu da inceleyeceğim sizler için. Bilginiz olsun. Videosunu bekleyin bu arada arkadaşlar onu da. Şöyle bir geriye gelelim. Başka bir şeyler var mı? Ona bir göz atalım güzel kardeşlerim. Hemen şu kısma bir bakalım. Burada bir şey yok zaten biliyorsunuz ki Karaken hep indirimdeydi. Alemde indirimde. Almak isteyen alsın arkadaşlar onu. Şimdi başka bir şey var mı? Buralarda bir şeyler vardı. Gözüme çarptı. İndirimler falan vardı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bir araba indirimde arkadaşlar. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Çok güzel bir drift arabası öyle diyeyim size. Gerçekten efsane bir drift arabası. Yani almak isterseniz alabilirsiniz. Tekrar aşağı ineyim arkadaşlar. Başka bir şey var mı yok mu ona da bir göz atayım. Çünkü göz atmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada Vanip Rutune MK2 var. Yani buna silah ekleniyor mu eklenmiyor mu tam olarak ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle buna silah ekleniyor diye biliyorum. Bunun da incelemesi gelecektir. İncelemesini bekleyin canlarım. Tekrar aşağı inelim. Bir bakalım başka bir yerde var mı araba? Ona da bir göz atalım. Başka var mı? Var mı? Bilmiyorum. Tam olarak sizlerle beraber ben de yeni yeni bakıyorum. Sadece bir sayfada bir baktım. Orada biraz indirimler falan vardı. İşte burada bir şey yok. Ondan sonra burada var mı? Büyük ihtimal buralarda da yoktur. Bakalım tam olarak nerede var? Şöyle bir bakacağız abi. Şöyle bir göz atacağız. Ama ben bu arabayı baya merak ettim açıkçası. Hatta şu arabayı da merak ettim arkadaşlar. Bunun videosunu bekleyin. Bunun videosu gelecektir arkadaşlar. Ben bunu satın alacağım. Yani büyük ihtimalle.
Böyle mi yapsak? Böyle yerimiz var mı? Nerede orası? Nerede yerimiz var? Vallahi arkadaşlar, yerim full. Ben size söyleyeyim, full yerim yani. Yerim yok. Araba gönderecek yerim yok abi. Bu garajların hepsi dolu. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ya bazı arkadaşlarımız demiş ki abi garaj turu yapar mısın? Abisi garaj turu yapayım da bir sürü araba var. Hangisinin nerede olduğunu bile bilmiyorum ki. Şuraya göndereyim o arabayı da sonradan modifiye yaptıktan sonra satarım. Büyük ihtimal bu araba bende de vardır ama nerede olduğunu inan ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Bir yerimiz daha var. Orada yarış yaparak o arabayı oradan elde edebiliyorsunuz. Bir oraya bir göz atalım. Günlük yarış mı? Farklı bir yarış mı? Nasıl? Hanımefendi, hanımefendi lütfen, lütfen, lütfen. Bizi misafiriniz. Bize saygılı davranın. Çok teşekkürler. Şimdi gidelim biz o arabaya bakalım. Gerçekten nasıl bir arabaymış? Veya gerçekten güzel bir araba mı? Ona bir göz atalım kardeşlerim. Ondan sonra ben tekrar videoya gireceğim canlarım. Evet dostlar, şimdi dediğim gibi oraya gideceğiz, arabayı inceleyeceğiz. Nasıl bir araba olduğunu orada bir göz atacağız. Veya orada indirimde satılan bir arabalar var mı yok mu ona da bir bakacağız. Biliyorsunuz ki oraya modifiyeli arabalar koyuyorlar. İsteyen alabilir onları da. Hemen onlara da bir bakacağız. Orada neler varmış neler yokmuş onlara da bir göz atacağız. Evet arkadaşlar, şimdi içeri bir girelim. Burada biraz bekletiyor beni. Şöyle bir hızlıca bir gideceğim buradan. Abi ben de istiyorum GTA'da hem GTA çekip hem farklı oyunlar çekip hem farklı oyunlar satın alıp görevleri bitirmek, hikaye modu oynamak ben de istiyorum gerçekten. Ama abi bende izlenmiyor. Böyle bir tayfa olsa, hep böyle her attığım video izlenen bir tayfam olsa yemin ediyorum farklı oyunlarda atacağım yani. Evet görüyorsunuz böyle bir araba eklenmiş ve bu araba gerçekten güzel yani. Ben bu tarz arabaları seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Hemen şöyle bir yakın bir çekimden bir bakalım. Eğer sizler de seviyorsanız arkadaşlar lütfen bunu almayı ihmal etmeyin. Yarışın abi. Yarışın. Çatır çatır yarışın, bilginiz olsun. Bunu alın kesinlikle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl alabiliriz? Onu size göstereyim. Bunu öncelikle şuraya girdikten sonra en üstteki tepede görevlere katılıyorsunuz arkadaşlar. Tam olarak şurada. Şurada kaç yarış yapacaksınız? Ona bir bakalım. Hemen şöyle bir geri gelelim. Nerede tam olarak? Şimdi şuralarda mıydı? Evet, diyorsunuz ki burada günlük 3 yarış yapacaksınız. 3 yarış yaparak bunu arabayı burada elde edebiliyorsunuz ama tam olarak nasıl yarış yapıldığını veya tam olarak nasıl yarışa girildiğini bilen arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar lütfen yorum içerisinde yardımcı olun arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Alttan yazabilirsiniz. Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa lütfen abi yarışa şöyle giriyorsunuz anlatırsan çok sevinirim kardeşlerim. Şimdi bu videolarımız buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna, abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Zilleri açarsanız herkesten önce haberdar olursunuz. Like atarsanız, yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir Discord'umuz var. Oraya beklerim sizi. Eğer tayfaya katılmak isterseniz, yani her videomuzda geldiği gibi videomuza beğeni, yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Cicisiniz babacığım. Hadi görüşürüz.